Bir daha mı anlatacağım savcı bey? Yolda yürürken gözüme çöp battı. Siz ne diyorsunuz Ahmet Bey? Buraya kadar boşuna zahmet etmişsiniz savcı bey. Gördüğünüz gibi söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Ahmet Bey, bunun böyle olmadığını siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Ben kalkıp buraya kadar zahmet etmişsem bu işin peşini kolay bırakmam. Bunu da bilecek kadar tecrübeniz var. Ne var Remzi? Abi kilo gelmiş. Geçmiş olsun gözüm. Başka bir şey yoksa ben sizi geçireyim. Hayırdır Kirve? Sen İstanbul'a gelmiyordun ne zamandır? Biz İstanbul'u boş bırakalım. İstanbul'dakiler dostları, düşmanları şaşırmışlar. Sayın Savcı Bey, uğrayıp bir bakalım dedik. Doğru söylüyor. Ben dostumu, düşmanımı şaşırmıştım. Kirve geldi, gözümü açtı. Artık düşmanım kim, çok iyi biliyorum. Ona ne yapacağımı da çok iyi biliyorum. İnşallah senin de gözünü açacağım Tatar. İskender gibi sen de doğru yolu bulacaksın. İstanbul senin gözünü kamaştırmış. Biraz böyle gez dolaş, alış. Katarağını alınca benden başkasını görmeyeceksin zaten. Hoş geldiniz. Bu işe hala devam ediyor olmamın sebebi size olan hayranlığım. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ben kazandığımız milyonların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Buyurun.
Adamı görebildiniz mi? Kirve'nin karısı o kadar göz kamaştırıcı ki vallahi ben hiçbir şey göremedim. Murat bak, Fuat yaşlanmış. Gururunu yediremiyor, uzağa göremiyorum demiyor da kadını bahane ediyor. Bunu tatar duymasın reis. Ve ikimizin arasında. Hadi ben tamam da Murat ne olacak? İcap ederse onu bir yere gömerim. En olmadı dilini keserim. Sen bir şey söyleme yeter. Resmi bağlantısı, diplomatik bir konumu yok. Sıradan bir genetik mühendisi gibi görünüyor. Genetik mühendisinin arkeolojik kazılarda ne işi var Atilla? Araştırıyorum efendim. Konsorsiyumla bağlantısına odaklanın Atilla. Yardımınıza ihtiyacım var. Dinliyorum. Riva yolu numara. Orada oturan kişinin kimliğini teşhis etmemiz gerek. Neyin peşindesin? Birine kirvelik yapacağım. Altın lazım. Kirveyle muhabbetin kulağıma geldi. Dikkat et. Çok adam kestirdi. Adres boş görünüyor. Resmi kayıt yok. Bir yolunu bulursunuz binbaşım. Altını bu adamdan alacaksan... bayağı bir kişiye kirvelik yapacaksın demektir. Bir kişiye kirvelik yapacağım. Ama ağırlığınca altın lazım. Behruz Asgari, altın kaçakçılığının kilit isimlerinden. İran devletinin önemli adamlarından. Dış işlerine çok iş çıkartmazsan iyi edersin. Ben de o zaman içine çalışırım. Dışına bir şey olmaz. Dış işleri de zarar görmemiş olur. Ha?